varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, vaktiyle bir adam yaşarmış. Nice bir diğer memleketlere gitmiş. Orada 10 sene çalışmış. Burada 3 lira kazanmış. Neyse demiş ki adam, ben artık memleketime gideyim. Aileme ne oldu ne olmadı, demiş. Yola düşmüş. Bir yere kadar gelmiş. Önüne bir adam çıkmış. Demiş ki, akıl satıyorum alan var mı? Adam da ben nice memlekette çalıştım, 3 lira kazandım. Bunda bir keramet var, demiş ve kazandığı 1 lirayı adama vermiş. Adam, dibi görülmedik suya girme, demiş ve oradan uzaklaşmış. Adam biraz yol aldıktan sonra yine aynı adam karşısına çıkmış, yine aynı şeyleri söylemiş. Adam yine bu işte bir keramet olduğunu düşünerek kalan 2 lirasından birini ona vermiş. Adam yine bir nasihatte bulunmuş, gönül kimi severse, güzel odur diyerek uzaklaşmış. Biraz gittikten sonra aynı adam karşısına çıkmış ve adam kalan son parasını ona verip bir nasihat daha almış. Adam, azıcık sabırda çok keramet vardır, demiş ve oradan uzaklaşmış. Adamın hiç parası kalmamış. Adam bir süre gittikten sonra yağmur yağmaya başlamış. Yağmur dindikten sonra bir derenin yanına gelmiş, fakat dere taşmış. Ama bulanık olduğu için akıl veren adamın sözünü hatırlamış. Dibi görülmedik suya girme. Bu yüzden suya girmemiş. Orada biraz beklemiş. Öteden atlı bir adam gelmiş. Atıyla birlikte suya girmiş. Adamı su alıp götürmüş. Atı yüzerek karaya çıkmış. Adam atı almış ve atın heybesinin birinde altınlar varmış. Adam, ben iyi kimsenin sözünü tuttum, bana bunu kazandırdı, demiş ve yoluna devam etmiş. Adam susayıp bir kuyunun başına gelmiş. Orada birkaç adam varmış. Adamlar, buraya gel hele kardeş, buraya gel hele, demişler. Onlar, biz bu kuyuya adam indiriyoruz, inen adam bir daha geri çıkmıyor, demişler. Adam, bir de ben deneyeyim, ineyim şu kuyuya, demiş. İnmiş kuyuya, inince kuyunun dibinde bir kapı açılmış, o kapının arkasında bir zenci varmış, bir tane de dünyalar güzeli bir kız varmış. Bu kız dizinin üstünde oturuyormuş. Zenci gelene gidene ben mi güzelim, kız mı, diye soruyormuş. Adama da sormuş. Adam da akıl dağıtan adamın ona verdiği nasihati hatırlamış ve gönül kimi severse güzel odur, demiş. Zenci bu sözü çok beğenmiş. Birazcık su ve birazcık altın verip adamı göndermiş. Adam oradan çıkınca dışarıdakiler çok şaşırmış. Olanları onlara anlatmış. Eğer kız güzel deseydim beni öldürecekti. Ben de gönül kimi severse güzel odur, dedim. Beni altın ve birazcık suyla salıverdi, demiş. Adam yoluna devam etmiş. Sabah namazına doğru evine gelmiş. Evine geldiğinde karısının yanında bir adamı yatarken görmüş. Çok sinirlenmiş ve demiş ki, bana o ihtiyar dediydi ki azıcık sabırda çok keramet vardır, demiş ve bu sözü hatırlayıp beklemeye başlamış. Sabah olunca karısı yanındaki adamı oğlum diye kaldırmış. Adam bunu duyunca küçük bıraktığı oğlunun şimdi büyüdüğünü anlamış ve içeriye girip onlarla hasret gidermiş.